AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. Tabii bizim yani yerel seçimlere giderken aşamalarımızdan bir tanesi teşkilatımızın temayülünü almak. Bugün de Kahramanmaraş'ta ve diğer tüm illerde teşkilat temayülünü ortaya koyuyor. Burada bizim için önemli olan şu, yani demokrasinin, parti içi demokrasinin önemli bir kültürü bu teşkilat temayül yoklaması. Ve Kahramanmaraş, Allah'a şükürler olsun, bu kültürü her zaman son derece nezih, son derece suhuletli bir biçimde geçiriyor. Bugün de tüm teşkilatlarımız burada. Güzel bir katılım, önemli bir katılım var. Aynı zamanda şu var, hem içerisiyle, salonun içerisiyle hem dışarısıyla gerçekten herkesin birbirine saygı gösterdiği, gayet demokratik bir ortamda, şeffaf bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Hiçbir aday adayının, hiç kimsenin herhangi ortamdan bir şikayeti yok. Her şey Allah'a şükürler olsun gayet güzel biçimde ilerliyor. Bu bizim için çok önemli. Hem AK Parti'nin kurumsal kimliği açısından hem de Kahramanmaraş teşkilatlarının kendi içerisinde güvenilirliğini, şeffaflığını göstermesi açısından çok önemli. Ben aynı zamanda tüm bu yarışa giren aday adaylarımıza başarılar diliyorum. AK Parti'de gerçekten bu işler önemli bir sorumluluk. Yani külfetli işler, zor işler. O yüzden bu cesareti gösteren tüm aday adaylarımıza tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Kahramanmaraş'ta da bugün temayül yoklaması 81 ilde olduğu gibi eş zamanlı olarak başladı. Tabii bazı yönetim kurulu üyelerimizin iki oy hakkı var. Hem kendi ilçelerinde hem de büyük şehirle alakalı olmak üzere. Mahalle başkanlarımızın da kendi ilçeleriyle alakalı oy hakkı var. Toplamda 1650'ye yakın kardeşimiz oyunu kullanacak. Tabii 900 civarı büyük şehire ayrıyeten oy kullanılacak. Toplamda 2000 hareket bekliyoruz. Yani 2000 defa insanlar oy kullanmaya gitmiş gelmiş olacak. İnşallah dediğim gibi yani biz katılımın da yüksek olduğunu görüyoruz. Çok az bir fireyle zannedersem teşkilatlar buraya gelmişler. İyi, güzel. Hep, yani bizi sevindiren bir şey bu. Genel merkezimizden gelen genel başkan yardımcımız da, MKYK üyelerimiz de, milletvekillerimiz de buradaki bu düzenden, buradaki bu Kahramanmaraş teşkilatlarının olay olan sakinliğinden, suhuletinden de çok memnunlar. Burada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir aday adayıyla ilgili bir problem yaşanmıyor. Allah'a şükürler olsun. Güzel bir temayül yoklaması oluyor. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen temayül yoklamasında Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunurken katılımın oldukça yoğun olduğuna dikkat çekti. Tabii şimdi aday adaylığına başvurmayan arkadaşlarımız var. Çünkü belediye başkanlarımız, ilçe, il başkanlarımız, genel merkez yöneticilerimiz bu süreçten muaflar. Onun dışında aday adaylığı başvurusu yapan Büyükşehir'e 5 arkadaşımız var. 13 Şubat'a zannedersem 8'di. Lukadron'la bir o kadar sayıya yakın. Yani toplamda 100'e yakın, belki de geçmiştir en son haliyle, aday adayımız var. Dediğim gibi yani bu bizler için bir bayrak yarışı. Yani herkes için bir bayrak yarışı. Burası biz makam olarak bakmıyor bizim arkadaşlarımızın. AK Parti'den aday olan herkes. Buralar bir sorumluluk olarak görüyor. Gerçekten zor görevler, külfetli görevler. İnşallah dediğim gibi herkese başarılar diliyorum ben de. Şimdi tabii bu temayül yapıyoruz artık. Bunu çok önemli bir şey. Çünkü günümüzde ağaçtan tasarruf edilen bir yöntem, kağıttan tasarruf edilen bir yöntem. O yüzden temayülün aynı zamanda sayımla ilgili kolaylıkları var tabii. Sonuçlar belli olur hemen ama bu tabii ki daha önce de uygulamıştık. Bunlar sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kişilerin önüne gidiyor. Sonra komisyon toplanacak. İnşallah dediğim gibi süreç ondan sonra biraz daha şekillenmiş olacak.